Merhabalar, Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey podcast'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Deniz Eylül Görmüş ve her zamanki gibi karşımda Tuğçe Arslan Üçer. Bu bölümümüzün de sponsoru, destekçisi geçen hafta olduğu gibi sevgili Doku Klinik kendilerine bölüme başlarken teşekkürlerimizi iletelim. Gördüğünüz zaten konumuz bence çok 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 güzel bir konu. Heyecanlıyız bunu konuşmak için. Çocukluktan bahsedeceğiz bugün. Pek çok tarafı var yani şöyle Tuğçe her şeyden önce bir anne olarak diyeyim en sevdiğim ifadeyle bir çocukla son 3 yıla yakın zamandır yakın münasebet içinde olduğu için başka başka şeyler görüyor. Onun gördüklerini özellikle merak ediyorum eminim şüphesiz insan bir çocuğu büyütürken kendi çocukluğuyla ilgili de bir takım şeylere başka türlü hatırlıyor ve geriye dönüyordur. Tuğçe'den böyle bir güncellenmiş çocukluk fikri vizyonu hissiyatı alabiliriz diye düşünüyorum. Ben daha çok kendi çocukluğumdaki veriler üzerinden konuşacağım. Benden daha tecrübeli olduğunu varsayarak yine bir şeyle topu Tuğçe'ye atıp onun başlamasına müsaade etmek istiyorum. Ama bu ara çok şiirden ve hatta spesifik olarak Edip Cansever'den gidiyoruz. Ama çocukluk konuşacağız dediğimden beri aklımda durmadan dönüp dolaşan bir dize ile açayım istiyorum bu bölümü. Manastırlı Hilmi Bey ikinci mektup şiirinin en sevdiğim dizesi. Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk hiçbir yere gitmiyor. Gerçekten gitmiyor o yüzden de zaten bugün onu konuşacağız. Buyurunuz Tuğçe Hanım. Teşekkür ederim Eylül Hanım. Yine annelikten geldi bana top ama çocukluk da evet oldukça uzmanlık alanım. Hem farklı farklı hallerini deneyimlemiş biri olarak yakın zamanda. Çünkü annelik bölümünde de uzunca üstüne durmuştuk. Gerçekten annelik daha çok kendi çocukluğuna temas kurma hali gibi geliyor bana. Şimdi çocukluğa baktığımızda aslında iki halli gibi iki taraftan bakıyoruz çocukluğa. Bir, bir yani çocuk olma durumu olarak tanımlayabiliriz ki bugün bizim üstünde duracağımız kısmı bu zaten. Bir de böyle işte yetişkinlikten çocukluk deriz ya işte çocukluk etmek gibi. Ama biz bugün birazcık zannediyorum ki çocukla güzelleme yapacağız. Çünkü o çocukluğun saflığı, naifliği üzerinden duracağız ama hani farklı yerlerini de birazcık tartışma konusu olarak açmak istiyorum ben bugün. Kısacık bir tanımlamak gerekirse tabii hepimizin kafasında çocukluk deyince tabii ki bir tablo oluşuyor ama yaşları nedeniyle normal yetişkinliği ayırt eden yetileri henüz gelişmemiş insanları konuşacağız biz bugün. Çocukluk etme halinden biraz daha uzak bir yerdeyiz. Yani çocukluk çocukluk konuşacağız. İnsana baktığımızda İnsan canlılar arasında bebeklik dönemi en uzun süren canlı. O yüzden de insanın çocukluğu başlı başına konuşulması gereken bir kavram bence. Şöyle hissediyorum bu bizim bir noktada erken doğmamız yani insan aslında erken doğduğu için fizyolojisi nedeniyle erken doğduğu için tabii o çocukluğa çok fazla bakıma muhtaç olarak biz e, hazırlanıyoruz. Yani bebeklikten çocukluğa geçiş dönemimiz çok uzun sürüyor. Hem fiziksel anlamda hareket yetilerimizi kazanmak anlamında hem tabii o konuşma yetenekleri vesaire yani yani insanın o evrimsel olarak daha donanımlı bir canlı olması nedeniyle de birazcık böyle. Çocukluk bir noktada şöyle yetişkin yasalarını ve yetişkin dünyasını öğrenme hali ve orada bir şekilde bizim o yetişkinliğin yaptırımlarıyla tanıştığımız dönem. Burada da böyle hani çocukluğu güzellerken şöyle bir soruyu ortaya atarak girmek istiyorum bugüne. Çocuk olmak çocuklar için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Yani evet biz bugün böyle o Buradan bakıldığında yani yetişkinlerin dünyasından bakıldığında çok nostaljik ve güzel bir tarafı var. Ama çocuklar çocukluğun içinden baktığımızda iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Birazcık bunu açmak istiyorum çünkü ben dünyaya da baktığımda kendi oğluma, onun ne kadar zorlandığını gördüğümde kendime sık sık bu soruyu soruyorum aslında. Benim için çok sevimli bir şey tabii ki yanımda bir çocuğun büyümesine eşlik etmek, yaptığım şeylerin iyi ya da kötü sonuçlarını bu kadar yani anında alabileceğim başka hiçbir şey olmadı hayatımda. Buradan bakıldığında evet çocukluk da çok kolaymış gibi anlaşılıyor ve bize geçiyor ama Kogito bir sayısında buna yer vermişti. Hatta Sarah Hannah'ın çocuk olmak çocuklar için iyi bir şey midir, kötü bir şey mi diye bir makalesi vardı. Upuzun ve bunu tartışmaya açıyordu. Çocuklukta iyi sayılan şeyler bazen yetişkinlikte iyi sayılmıyor ve ben de bu soruyla aslında başlamak istiyorum bugüne. Birazcık daha açacağım birazdan ama Eylül önce senin cevabını merak ediyorum. Sence çocuk olmak çocuklar için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Valla zor bir soru olduğunu söyleyeyim. Bilmiyorum. Yani şöyle bu soruya tabii ki ancak bir yetişkin olarak cevap verebiliyorum. <laughs> Ve bulunduğum yerden bakınca iyi bir şey gibi gözüküyor. Ama işte zaten mesele bir çocuk olarak o belirsizliğin içinde durma hali. O sırada neyi nasıl yaşıyorlar? Hani ne kadarı dünyanın ya da hayır bir fikir edinememe hali ne kadar ürkütücü. Bunu bilmiyorum. Not aldığım alıntılardan biri belki bu soruna cevap gibi şimdi oldu. Onu okuyayım istiyorum. Bu kitaptan bahsedeceğim zaten. Andraš Varba'nın Küçük Eller kitabı. Orada şöyle diyordu. Çocuklar için dünya çoğu zaman sevgi dolu olsalar da kurallar koymaktan vazgeçmeyen yetişkin gözetmenlerle dolu bir müzedir. Her şey yekparedir. Her şey onlardan önce, hatta ezelden biridir, vardır. Karşılığında sevgi alabilmek için masum olduklarına dair miti yaşatmak zorundadırlar. Masum olmaları yetmez, bunu göstermeleri de gerekir. Belki bunun üzerine konuşabiliriz. Evet bu çok acıklı bir hal var burada. Yani tabii ki çocukların bütün tavırlarını o aslında sevgiyi evet beklemek ve sevgiyi istemek üzerinden bu çok gerçekçi yani i̇şte bu taraftan bakıldığında yani böyle ifade edince evet acıklı bir şey çünkü yetişkinlikte sevgi talep etmek aslında biraz düşkün tırnak içinde hani öyle bir tavır gibi geliyor ama çocuklukta tabii öyle değil yani o ilişkiyi inşa etmek için sevgiye ihtiyacın var çünkü başka türlü var olamıyorsun ve hatta hani hep şey denir ya işte bebeklerin yani sadece insan yavrusu değil aslında bütün canlıların yavrularının bu kadar sevimli olmasının sebebi evrimsel olarak yaşayabilmek için çok sevimler çünkü bakıma muhtaçlar bir noktada. biraz böyle yani fiziksel olarak da böyle bir tarafı var fizyolojik olarak öyle bir tarafı var ama şöyle hissediyorum ben yani oradaki o masumiyet şu anlamda tartışmaya açık bir kavram. Çünkü çocuklar çok direktler ve netler. Bir taraftan biz onları masum olarak yani masum olmayı onlara yüklerken sanki bütün hareketlerinde masum olmak zorundalarmış gibi bir noktada yansıtırken doğa yani insanın fizyolojisi veya işte doğa yani genel olarak dünya aslında o kadar masum bir yer değil. Yani o hayatta kalmak için o denli de masum olamayız. Yani çünkü o masumiyet bizim yetişkinlerin sonradan kurdukları ve üstüne aslında bir yarattığımız bir anlatı bence masumiyet. Şimdi burada böyle çelişkili bir taraf var yani. Hem masum olmalarını bekliyoruz ama bir taraftan da çocuklar aslında en azından yani ilk çocukluk döneminden bahsedeyim. dürtüsel bir dönem. Yani o dürtüsel dönemi bastırmak üzerine biz onlara sınırları öğretiyoruz toplumda nasıl var olacaklarını öğretiyoruz. Aslında tek başına kalsa insan, tabii çok tek başına da hayatta kalması mümkün değil bir taraftan bakıldığında. Ama o denli de yani sınırlarını aslında hiç öğrenemeyecek baktığında, fizyolojik olarak baktığında. Bu böyle çok ikircikli, yani doğrusu ya da yanlışı da yok bir şekilde tartışmaya açmış olduk biz bu konuyu. Şöyle... Ya bu, burası kesin ben de not aldığım iki tane temel şeyi hemen söyledin. bir bu çocukluk etme konusuydu. Belki buna geri döneriz. Yani böyle bir kavram olması, bunun çok kötü bir şey olarak kullanılıyor olması. İkincisi de çocukluğa içkin tırnak içinde kötülük ve şiddete dair konuşalım istiyordum. Ki aslında zaten az önce alıntıladığım Küçük Eller, Andraş Barba kitabı çocukların acımasızlığı, ne kadar acıması olabileceklerine dair bir kitap. Bu muhteşem bir kitaptır ki keza bu çerçevede sen de okudun yine not aldığım kitaplardan biri Agatha Kristoff'un Üçlemesi'ydi özellikle büyük defter. Orada çocuklar şiddeti görerek mi öğrenirler yoksa zaten içlerindeki o dürtüsel dediğin şey yani şöyle insanın en büyük en büyük içgüdüsü hayatta kalma içgüdüsü bütün canlıların aslında. Ve aslına bakarsanız dünya yani bundan 100 sene, 150 sene evveline kadar şiddet olmadan hayatta kalabileceğiniz bir yer değildi. Şimdi bile pek çok coğrafyada bu böyle. Dolayısıyla bu yani hayatta kalmam gerekiyor ve bunun için işte ne bileyim en başından itibaren işte hayvan öldürmem lazım beslenmek için o işte ya da işte yani şiddet sonucu bir tür şiddet uygulama ben hayatta kalınamıyor. Sonrasında işte o dürtü yani dolayısıyla bunun içgüdülerimizin, dürtülerimizin şiddete meyyal olması çok 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 normal bir şey yani. Bizim bir işte genetik şey bildiğiniz gibi şey yapıyor bunu çağırıyor yani hani şey yapabilmek üzere, hayatta kalmak üzere. Dolayısıyla hani o masumiyet Anladığımız şey nedir belki onu konuşmak lazım bir çocuğun şiddet göstermesi şi, işte şiddete eğilimi olması onun masum olmadığını mı gösterir yoksa aksine çok masum olduğu için yani hiçbir şekilde biçimlenmemiş masumiyetten anladığımız işte saflık katışıksızlık hali ise eğer belki de aksine tam bir masumiyet e, şeydir nişanesidir gibi bir şey. Ya çok ilginç bir yere geldi bu tartışma. Şimdi bu akran zorbalığı diye bir mesele var. Geçen gün ben de bir arkadaşımın sosyal medyadaki postunda okudum. Başka bir şeyden bahsediyordu ama işte klasik altına anneler babalar akran zorbalığından bahseden şeyler ya Okula göndermeyeceğim çünkü akran zorbalığı var okulda diye bir kavram var. Şimdi bu tabii ki daha ergenlik ve sonrası dönemde bir şekilde o toplumsal normların hayatımıza müdahale ettiği ve öğrenmenin sınırlarına çıktığımız yani öğrenmeyle geliştiğimiz durumlarda tabii ki bir akran zorbalığından bahsedebiliriz ama şimdi kreş dönemindeki bir çocuk için mesela akran zorbalığı demek çok içi boşaltılmış ve kof bir kavram gibi geliyor bana. Çünkü oradaki şey gerçekten senin dediğin gibi yani çocuk çok dürtüsel hareket eden bir canlı. Tamamen içinden gelen yani işte arkadaşı boya kalemini aldığında ona vurmak istemesi kadar normal bir şey yok. Çünkü onun olan bir şeyi o an o anda yapmak istiyor. Ve sonrasında ona bir tepki veriyor. Ve biz aslında onun yani toplum kuralları gereği ve doğal olarak yani çünkü bir bir topluluktan bahsediyoruz ve ona göre yaşıyoruz. Onu dürterek, yontarak, sınırları öğreterek başka bir forma sokuyoruz. Şimdi burada çocukluğun o masumiyeti dediğimiz şey yani orada hani bizim masumiyete yüklediğimiz anlamla aslında bir noktada da evet senin dediğin gibi ben böyle düşünüyorum yani biraz o masumiyetten çıkışı aslında biz masumiyet olarak tanımlıyoruz. Sonra da onun üzerine güzellemeler yapıyoruz. Şimdi buradan biraz daha o iyi bir şey mi kötü bir şey mi tarafına geri döneceğim. Şimdi burada Bizim ya iyi olarak tanımladığımız şey, yani çocuklarda iyi olarak tanımladığımız şeyi yetişkin zihnimizle değerlendirmek istiyorum ve birkaç örnek vereceğim. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Çocuklukta iyi olarak saydığımız şeyleri yetişkinlikte kötü olarak değerlendirebiliyoruz. Mesela ne bu? Cinsellikte masumiyet diye bir kavram var. Çocuk cinselliği de koşulsuz sevme ve güvenme yeteneği. Şimdi bunu bir yetişkinde değerlendirirsen koşulsuz olarak birini sevip güvenerek ona gidersen deli misin sen ne yapıyorsun deriz yani aptal mısın hatta aptal mısın aptallık etme deriz yani karşısına geçip. Ya da hayata dair tasasız hiçbir dert tasa duymadan hayatını yaşamak o zaman da sorumsuzlukla nitelendiririz mesela amaçsızlık ya da oyunbazlık oyunu açıklık o da keza yine böyle. Ahlaki normlarda sevmediğimiz bir şey. Şimdi burada çocuklukta övdüğümüz bu kavramlar arada ne oluyor, ne değişiyor da yetişkinliğe geldiğinde bir anda böyle tükaka bir şey haline geliyor. Belki de biraz bunu konuşabiliriz. Yani çok çok haklısın. Böyle şey gibi bir şey ama her şey zamanında güzel gibi bir şey. babaanne cümlesi. Aslında söylediğin özeti bu. İşte çocukluğu çocukken yaşayacaksın sonrasında. Ya evet tabii ama bir yanıyla yani şurası şey şüphesiz işte dünyanın dönmesi dönmeye devam etmesi için işte bir biçimde dönüşmemiz gerekiyor ama bu tür işte çocukluğa hiçkin bir takım özellikleri belirli bir düzeyde barındırmamıza müsaade ediliyor. Yani mesela şey çok acayip ama bir yandan da onu sürekli arıyoruz. Yani mesela biriyle ilişkilendiğimizde duygusal yani olarak romantik ya da arkadaşça. Mesela şu çok söylenen bir şeydir. Yanında kendimi çocuk gibi hissediyorum. Bu iyi bir şeydir hani. Bunu bir yanımız sürekli olarak onu arıyor. Çocukluğa dair bir şey arıyoruz. Yani ki Burada mesela aklıma şey geliyor. Julian Barnes'ın İngiltere İngiltere'ye karşı kitabındaki konuyla hiç alakası yok kitabın ama şöyle bir cümle vardı. Çocukluk anıları insan uyandıktan sonra da süren rüyalardı diye bir cümle. Hakikaten o anıları böyle o tür içinden çıkmak istemediğimiz, uyanmak istemediğimiz rüyalar gibi taşıyoruz ve yeniden ve yeniden yaşamaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da yani dediğin şey çok doğru. Ne oluyor orada? Oradaki kırılma ne? Onun cevabını bilmiyorum. Ama işte kafamızda bir takım normlar var. Belirli bir yaştan sonra yapılmasının işte toplumsal olarak makbul olmadığı, toplumsalı geçtim sana iyi gelmeyecek işte dediğin gibi sen üzülürsün işte kırılırsın incinirsin yani kabuk bağlamak zorunda bırakılıyoruz hepimiz ama tabii bu şöyle bir şey kolektif olarak hepimiz kabuk bağlamaktan vazgeçsek bir şey olmaz aslında birileri kabuk bağladığı için başkaları da kabuk bağlamak zorunda kalıyor çünkü işte herkesin zırh giydiği bir ortamda diyorsun çıplak gezemezsin. Yani bu dolayısıyla hani artık böyle binlerce yıl içinde bir biçimde gelişmiş, oluşmuş bir şey bu. Ve işte pek de bir çaresi yok. Hani o şey çok zor bir denge. Yani mesela işte terapide de yetişkin bir yerden ilişkilenmek öğretilir ya insana. Ki bu iyi bir şeydir. Özellikle bebeğinle ilişkide mesela yani. Sen artık hani onun çocuğu olabilirsin ama çocuk değilsin. Dolayısıyla iki yetişkin olarak bu ilişkiyi tahsis etmek diye bir mesele var. Dolayısıyla evet bir noktada bayağı böyle zorla vedalaştırılıyoruz o çocukluk meselesiyle. Belki de o yüzden böyle bir şey yarım kalmış aşk hikayesi gibi çocukluğumuzla ilişkimiz sürekli bir özlem hali, idealize etme, güzelleme, ah ah çocukluk şöyleydi böyleydi deme hali. Ya mesela bu yine ki bölümün sonunda sıralayacağım kitaplar arasında yer alan Danimarkalı yazar Tove Ditlevsen'in çocukluk kitabında orada şöyle bir şey diyordu. Çoğu yetişkin mutlu bir çocukluk geçirdiğini söyler ve buna belki kendileri inansa da inansalar da ben inanmıyorum. Bana kalırsa sadece onu unutmayı başarmışlar. Yani burada böyle bir tarafı da var belki de. Çocukluk evet yani sanatla ilgili böyle Freud'un şöyle bir sözü var, sanat çocukluk tecrübelerinin büyüklüğe aktarılmasıdır diye. O bağı sürekli aramak senin de dediğin yani oradaki kaybettiğimiz şey neyse yani nostaljik, bir tarafı olduğu kesin tabii. Bir taraftan da kendine ulaşmanın da bir yolu tabii çocukluğa ulaşmak. Özellikle psikoterapinin çocuklukla bu kadar uğraşması. Ya da işte sanatın Freud'un dediği gibi böyle bir yol olması. Yani oraya sanki döşenen taşlarmış gibi ve tabii hayal gücüyle de ilişkilendirilen bir şey bir noktada çocukluk ve orada o hayal gücü eğitimi gibi değerlendiriyoruz biraz yetişkinliğe geçme evresini. Ama bir taraftan da şöyle bir taraf var aslında çocukluk tartışılması itibariyle yeni de bir kavram. Yani tarihine baktığımızda aslında 16-17. yüzyılda bu geleneksel kodların yavaşlamasıyla bir şekilde yani daha çok orta çağda mesela minyatür yetişkin gibi bir şey var. Hani baktığımızda kıyafetleri falan hep böyle yetişkin gibi. Sonra 18. yüzyılda Burjuvazi çocukla yani işte çocuklara özel kıyafetler, çocuk odası. Sonra yani bir orta sınıfla gelişen bir şey aslında çocukluk ya. Bir çocuğun ayrı odasının olması, kıyafetlerinin ayrı olması, oyuncaklarının olması. İşte Rönesans sonrasında da böyle çocukluğu bağımsız bir özne gibi. Bir taraftan yani bir araştırmalarda da çocuk çok çok yeni bir kavram bir taraftan bakıldığında. Bu anlamda tarihsel olarak çocukluğa dair çok da fazla bilgimiz yok yani. Çünkü Ondan önce biraz daha böyle yetişkinliğin bir parçası ve oraya geçecek bir evreymiş gibi bakarken bir anda böyle hani çocukluğun içerisinde bambaşka kavramlar ve aslında bizi biz yapan şeylerin orada bir yerlerde kaybolduğunu, yittiğini, işte o ilişkilenmenin nasıl olduğuyla çok fazla ilgilenir olduk onu değişmek için. Bir taraftan böyle çocukluğa bu kadar güzelleme yapmanın, yani buraya da gelmek istemiyorum ama yani kapitalizmle de birazcık bir bağlantısı var gibi geliyor bana. Yani evet tabii ki hani çok kıymetli, çok değerli ya da işte hani çocuk bir noktada da aileyle ilişkilendirilen bir şey ya. O yüzden böyle hani kapitalizm o aile ve bir şekilde o sınıfsallık bu kadar sanki o çocukluk güzellenmesi ve çocukluk nostaljisi de sebep oluyor gibi hissediyorum ben. Yani buraya gelmek istemiyorum diyorsun ama gelmemek imkansız yani çünkü yani ben inanıyorum ki her şeyin sınıfsal olduğuna. Dolayısıyla hani biz çok daha kişisel bir yerden konuşuyoruz ama bir biçimde her şey konuşurken de konu buraya geliyor. Yürümek, yürümenin sınıfsallığı, işte çocukluk, çocukluğun sınıfsallığı. Bu böyle bir şey. Biz de tabii bu arada biz de bir sınıfa ait olarak konuşuyoruz bunu. Bizim burada tarif ettiğimiz çocukluk bir sınıfın çocukluğu aslında yani pek çok Farklı sınıf çocukluğu böyle deneyimlemiyor. Çocukluk diye bir şey aslında yok. Yani hani böyle işte var ama yok gibi bir şey. Yani adı olan ve kendi olmayan bir an önce işte hayatın normal akışının parçası olmanın beklendiği bir dönem yani olarak. Dolayısıyla bizim tarif ettiğimiz çocukluk elbette ki birazcık idealize edilmiş ve pek herkesin erişimi olmayan bir çocukluk. Bence kesinlikle böyle bir taraf var. Yani bu anlamda biraz... Yani Neredeyse şunu demiş oluyoruz, biraz icat edilmiş bir şey. <laughs> mesela şu çok ilginç gel geliyor bana, icat edilmiş olduğuna dair bir şey. En başta söylediğin şeyden yola çıkayım. Hani dedin ya canlılar dünyasındaki en uzun geçişi, en uzun süren canlı diye. Evet, mesela çocuk kedi, çocuk köpek, çocuk inek böyle bir şey yok. O, mesela kavram olarak bebek var, yavru yani. Sonra da yetişkin oluyor, erişkin oluyor. Bu biraz da bir o süreyle ilgili bir şey ama bir yandan da aslında bunun ne kadar hani böyle bir sonradan tanımlanmış bir şey olduğuna dair. Çünkü mesela hani ne bileyim ben çocuk kediyle yetişkin kedi arasında çok bir fark yok. Bebekle yavruyla var tabii ki ama kendi ihtiyacını görmeye başladığı andan itibaren ona bir yetişkin muamelesi yapıyor. Evet azıcık daha fazla oyun oynuyor mesela sonra azalıyor falan ama sonuçta. Evet oradaki en büyük fark aslında yaşlılık yani daha çok hayvanlarda bir hani artık yaşlı olduğunda evet fiziksel anlamda özellikle o farklar ortaya çıkıyor. Yani dediğin gibi o aradaki o çocukluk ve yetişkinlik aslında çok iç içe geçen kavramlar. Yani bebek olduğu net, yaşlı olduğu net ama böyle hani aradaki tavırlarında ve hallerinde inanılmaz da bir fark yok dediğin gibi. Evet yani bizim o çocukluğa olan yani insanın o işte icat ettiği şeye bir noktada yani tabii ki bir fark var ya işte 16 yaş gibi 18 gibi 20 gibi belirlediğimiz makul yani özellikle zihinsel ölçüde sınırlar var ama onun dışındaki anlatının büyük bir kısmı evet bir noktada o insanların oraya duyduğu hasretten. Hasreti avantajı çevirmek, olumlu bir tarafa çevirmek gibi ifade edebiliriz sanırım yumuşak bir ifadeyle. Şimdi filme bir tane filmden bahsedeyim yani birazcık filmlere geçelim yavaş yavaş. Sen de izledin bu filmi, ben de yeni izledim. Festivalde kaçırmıştım. Hirokazu Koreeda'nın canavar filme. Şimdi cinsellikte masumiyet dedik birazcık. İşte o çocuklarda cinsellikte masumiyete övgüler. Bir taraftan da. o çocukluğun aslında iyiliği, kötülüğü ve onu böyle bir şey gibi bir anlatı kuruyor bu film. Çocuklardan ne bekleyebiliriz yani orada böyle bir zorbalıkla da ilişkilendirilen böyle yönetmenin yaptığı bir ters köşe var. Çünkü aklımıza öyle şeyleri de sokuyor yönetmen. Şimdi bu film özelinde şöyle bir tartışmayı açmak istiyorum aslında. Burada çocuklara atfettiğimiz bu iyilik, iyi, hep o güzellik çocukların sonunu getirebilir mi? Yani çocuklarda yani bu sonunu getirmek illa ki işte ölümle sonuçlanmak falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama bir noktada onları bu kadar güzellediğimizde ve onların etrafında sadece güzelliklerle sanki onlar için hep doğruyu bilerek ve sadece onlar için doğruyu biz biliyoruz ve doğru yolu biz gösterebiliriz. Bizim açtığımız yoldan gitmeliler. Biz derken yetişkinleri kastediyorum. İşte o çocukluğa ne yapar ve o bahsettiğimiz az önce arada ne oluyor, ne değişiyor dedik ya. Ne oluyor da yani bunu kaybediyoruz dediğimiz şey aslında bizden önceki yetişkinlerin yani her çocuktan önceki bir diğer yetişkinin onlar için her şeyi bilmesinden kaynaklanan bir kayıp mı aslında? Birazcık bunu tartışmak istiyorum. Yani bize ne ediyorsalar yani o içimizdeki çocuklara da ne ediyorsa aslında yetişkinler mi ediyor? Ya şöyle ki öyle oluyor muhtemelen ama ya dediğim gibi burada işte aslında böyle çift anlamlı kullanıyoruz gibi çocukluğu ve ben de şu an konuşurken ayırmakta güçlük çekiyorum. Yani çocukluk dediğimiz şey çocuk olma halini mi konuşuyoruz yoksa ona atfedilen şeyleri mi kastediyoruz? Sence hangisini yapıyoruz şu anda? İkisi de gibi yani geçiyor sanki. Yani bir evet yani o bir tarihsel bir süreç var neticede ama kafamızda yarattığımız bir çocukluk da olduğu kesin. Yani bu arada bu hani sinemada da öyle, edebiyatta da öyle. Sonuçta hiçbirimiz çocuklukla, yani şöyle, bağı şöyle kurmuyoruz, anılarımız üzerinden kuruyoruz neticede. Ve orada kurduğumuz bağ da belleğin izin verdiği ölçüler. Yani hiçbir zaman emin olamayız bir kere. Yani gerçek, hatırladığımız şey ne kadar gerçek. Yani sonradan anlatılan bir şey üzerine mi kurguluyoruz? Mesela ben hani çocukluğumuzda çoğu şeyi bence fotoğraflar üzerinden yakalıyoruz. Hele de bizden sonraki, jenerasyonların mesela bu anlamda bence çocukluk anlatıları çok daha karmaşık olacak. Çünkü orada çok daha fazla yaratılmış anılar olacak. Yani işte sosyal medya için yaratılmış anılar, oralar için yapılmış çekimler ve paylaşım üzerine kurgulanmış bir çocukluk anlatısı doğacak mesela. Bu beni çok endişelendiriyor önümüzdeki nesiller için. Hı, çok ilginç bir şey söylüyorsun. Yani şöyle Fotoğraflar her zaman güzel anlarda çekilir tabii yani biz de çocukluğumuza baktığımızda işte tatil fotoğrafları, piknik, ne bileyim lunapark işte bir şey yuvada çekilmiş bilmem ne ama çok az tabii bunlar. Aradaki boşlukları zihin dolduruyor. Şimdi öyle değil. Sonsuz böyle her anın fotoğraflandığı ve yani böyle iyi ve işte dediğim gibi paylaşılanlar mesela şeyi de bilmiyoruz hani telefonumuzdaki... Binlerce fotoğraftan kaçı bundan 20 sene sonraya kalacak? Muhtemelen kalmayacak. Sosyal medyada ne kadarını paylaşmayı seçtiysek o kadar. Dolayısıyla böyle bir suni inşa edilmiş bir geçmişi olacak herkesin. Bu çok acayip başka bir tartışma bu arada. Bunu bence sonrasında konuşabiliriz ama hakikaten bu çok ilginç bir şey söylediğin şey. Yani böyle bir inşa edilmiş tarih şey böyle devletler kendi tarihlerini işte kahramanlık öykülerinden ibaret gibi yazarlar ya bir sonraki kuşağın çocukları gerçekten böyle bir çocuklukları olduğu zannıyla büyüyecekler. Bu çok enteresan. Bunun nasıl sonuçları olacak bilmiyorum. Yani dünya ile ilişkilenmelerinde hani daha da mı çok bocalayacaklar yoksa ne olacak? Onu bilmiyorum. Ya yani şöyle bir, bir taraftan da Javier Marias'ın tüm ruhlar kitabında şöyle bir cümlesi vardı. Bunu mesela ben ilginç buluyorum. Şöyle diyordu. Kişinin dünyada en yerleşik olduğu dönem çocukluk dönemidir. Ya da tam çocuklar gibi söylersek dünyanın en çok dünya olduğu, zamanın daha özlü olduğu ve ölülerin henüz yaşamın yarısını kaplamamış oldukları çağdır. Az önce konuştuğumuz sorunun cevaplarından biri de bu muhtemelen. Yani ölümle karşılaşmak, her şeyi değişen. Çok insan der ya işte annem öldükten sonra büyüdüm, babam öldükten sonra büyüdüm. İşte 45 yaşındaydım, babamı kaybettim, çocukluktan çıktım mesela. Yani böyle şeyler. Dolayısıyla orada bir ölüm ve kayıp bunun çocukluğu bitiren bir tarafı var. Bu illa ölüm olmayabilir. Kim zaman insan hayattayken de kaybediyor. Yalnız bırakıldığını ya da bir şekilde şey yaptığını düşündüğünde. Ama sonuçta şu yerleşik olma hali. Yani şöyle yerleşiksin çocukken dünyaya. O kadar küçük ki dünya içine yerleşmek çok kolay. Yani böyle bir uçsuz bucaksız bir şeyin içine insan kendini yerleştirmek çok küçük çeker. Burada mı durayım, orada mı durayım? O tarafa mı gideyim? Bu burada hangi yerde daha rahat edeceğim diye. Ama küçük bir şey, yani bir kutunun içine sığmak ne kadar kolaysa bu da öyle bir şey aslında. Oturuyorsun, yerleşiyorsun ve dünya çok tanımlı ve yerleşik bir şey aslında. En çocuklukta. Sonrasında tabii ki bir başka bir nosyon gelişiyor. Aslında bu anlamda bakınca hani çocukluğun yani işte o güvenlik duygusu hani de yine normal çocukluklardan bahsediyorum elbette. Güvenlik duygusuyla ilişkili olması bu anlamda şey değil. Çünkü her şey tanımlı yani ve kontrol altında. Ondan çok emin olamıyorum. Dünya'ya okul bakarken bir eğitimci yani bir okuldaki görevli bana şöyle bir şey söylemişti. Şimdi okulun küçük bir bahçesi vardı. Bence küçük yani baktığımda. Kadın şey dedi bahçe sizin için küçük görünebilir ama onun için öyle olmayacak. Bu şeydir hani hatırladığımız işte çocukluğuna gittin bir restoranın ortasında bir havuz olduğunu hatırlarsın. Sonra yıllar sonra gidersin o minicik bir süs havuzuymuş aslında. Nasıl yani ben bunu kocaman hatırladım. Ben bunu böyle ara ara kendimi hatırlatıyorum dünyayla olan ilişkimde. Çok klişe bir şey var. Yani çok konuşuluyor ebeveynler arasında. Klişe demeyeyim de işte çocuk çocuk bir şey deklare ederken ya da işte onu anladığınızı söylerken sakinleştirmeye çalışırken çocuğun seviyesine inin diyorlar. Yani işte yukarıdan konuşmayın çocuğun seviyesine inin. Bazen böyle bunu hep bunu hatırlıyorum dünya ile olan ilişkimde. Çünkü söylediğim şey ne kadar yumuşak bir şey de olursa olsun böyle o, onun iki katı boyunda neredeyse iki katın boyunda bir insana böyle yukarıdan bakarak onu duyması aşırı güvensiz bir noktada geliyor bana. O yüzden o. Yani evet çok küçük bir dünyaları var çok tanımlı bir dünyaları var ve herkesin çocukluğu tabii ki böyle geçmiyor ama en azından bunun için çabalayan ebeveynleriniz varsa e, o güvenli alanlar zaten inşa etmek üzerine geçiyor bütün çocukluk. Ama bir taraftan da çok belirsiz yani her şey çok çok belirsiz her şey çok büyük bu bana çocukluğun zaten en zor kısmıymış gibi geliyor belki benim kendi çocukluğumda <laughs> bilmiyorum bu büyüklükle ilgili bir şey vardır ama gerçekten e, öyle hissediyorum yani oradaki belirsizlik ve güvensizliğin bir noktaya kadar azaltılabileceğini düşünüyorum açıkçası. Birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi senin bu özellikle spesifik olarak bahçe üzerinden verdiğin örnek Teoman'ın çok sevdiğim oğul şarkısındaki cümleyi hatırlattı. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrı kopları dikenler bürümüş diye. Ben de böyle işte şarkıyı dinlediğimde herhalde 14-15 yaşlarında falan mıydım? Böyle Hakikaten evet ya diye kendi çocukluğumun bahçelerini düşünmüştüm. Birincisi ilk söyleyeceğim bu. İkincisi şunu söyleyeyim hani o riskler güvenlik bilmem ne meselesi birazcık ya o kadar zor bir çizgi ki bu yani hani birazcık da güven hayatta güvende hissetmeme diye bir şey olabileceğini öğretmek gerekiyor çocuklara. Ama nasıl yani o nasıl o sınır çekilir yani her çocuk için de e, yani. Bunu, bu işin bir reçetesi yok. Her çocuğun kapasitesi ve şeyi farklı. Dolayısıyla verebileceği kadar yani hayatta yeryüzünde riskler var, acı var, korku var, endişe var. Ya bunu veriyor olmak lazım ama ne zaman, ne kadar, ne biçimde hani çok zor. Bir iş. Ama aşırı güvenli büyümüş çocukların da yani işte aşı gibi ya aşı dediğin şey bir mikrobu az miktarda vermek ki onu tanısın ve öğrensin diye vücut. Aynı şey burada da geçerli yani o tehlikenin tehlike aşısını yapmak lazım biraz çocuklara ki bağışıklık kazansınlar diye. Öbür türlü çocukluk sevmediğimiz çocuklukta kalıyor. İşte çocukluk etme dediğimiz insanlar onu oradan çıkamamış insanlar oluyorlar. Artık bence ufak ufak filmlere, kitaplara geçelim. Son bir şey okumak istiyorum. Yine Tove Ditlevsen'in çocukluk kitabında. Çocukluk tabut gibi uzun ve dar. Kendi kendine içinden çıkman mümkün değil. Üstüne koku gibi siner. Her çocukluğun kendine has bir kokusu vardır. Sonra da şöyle diyordu. Bir aradaki cümlelere geçiyorum. Uzun bir paragraf bu güneş yanığı gibi çocukluğumun son parçacıkları şimdi üstümden pul pul dökülüyor ve altından ters imkansız bir yetişkin beliriyor. Bunun çok iyi bir tanımlama olduğunu düşünüyorum çocukluk konusuna dair. O yüzden böyle bitirmiş olayım. Ve senin filmlerin, benim çok kitabım var. Hızlı hızlı geçeceğim. Senin filmlerini alalım. Pek güzel söylemiş kendisi. Aynen öyle, çocukluk. Boyhood var tabii ilk bu çocukluğun kutsal kitabı gibi bir şey e, anlatısı itibariyle. Çünkü 12 yıla yaydı bunu biliyorsunuz Richard Linklater. Yani çok iyi bir film bence Boyhood. Bir kere denilmesi, denediği şey itibariyle çok iyi olduğunu düşünüyorum. Canavardan bahsettim. Koreada'nın Canavarı ki bence geçen yılın en iyi filmlerinden biri şu anda Mubi Türkiye'de izleyebilirsiniz. Fanny ve Alexander var. Bu da Ingmar Bergman'ın 3,5 saatlik filmi ki normalde 5 bölümlük bir dizi olarak tasarlanmıştı zannediyorsam. Bu ki en iyi yabancı film Oscar'ını almıştı 84'te. Bu da çocukluk ve o hayal gücü işte bahsettiğimiz o hayal gücüne sınır koyamayan bir karakterin babası ölünce aslında o çocukluğun bitmesi senin az önce bahsettiğin üzerine onun üzerine çok güzel bir film um, Uçurtmayı Vurmasınlar var Tunç Başarı'nın 1989 yapımı filmi bence bizim sinemamızdan çıkmış hem en iyi filmlerden biri hem de bir çocuğun gözünden çok iyi bir anlatım bir de bisikletli çocuğu ben dahil ettim bugün. Yani çok fazla film var bu arada çocukluk deyince. Çok zor oldu bu kez. 2011 yapımı bu da. Jean-Pierre Darden ve Luc Darden'in. Burada da yetimhanede yaşayan bir çocuğun o korunma, kollanma ve görülme isteği üzerine. Bu da çok iyi bir filmdir. Sende neler var? Ya bu arada çok film var benim bile yani düşünmememe rağmen film aklıma bir sürü şey geldi. Hadi sayayım bu filmlerin hepsini sen daha önce başka bölümlerde saydın belki özlerlemişsindir tabii ki Klaus yani çocukluk. Sonrasında e, Löpeti Maman Selin Siyman'ın filmi Annelik'te konuşmuştuk. O da bence hem annelik hem çocukluğa dair. Bence Sinema Paradiso da mesela o da bir harika bir çocukluk açısından da harika bir filmdir. Çok var yani. E, neyse benim de çok kitabım var. Sayayım. Birincisi e, Arjantinli yazar Nora Lang'ın Çocukluk Defterleri. Bu çocukluğuna dair geri dönüp hatırladığı anılar ve fakat çok zor bir şey iyi başarıp bir yetişkin olarak bir çocuğun ağzından kendi çocukluğunun ağzından olağanüstü yazıyor. Gerçekten bir çocuk yazmış gibi bir metin ama hani sanki böyle edebiyat bilen bir çocuk bir şekilde o yetiyle doğmuş bir çocuk gibi çok güzel dolayısıyla bunu çok tavsiye ediyorum. Sonrasında ben sanırım bu kitabı başka bir bölümde de saydım ama yine de sayarım. Emil Ajar'ın Onca Yoksulluk Varken'i bu da bir yine bence bir çocuğun ağzından yazılmış en güzel metinlerden biridir. Yine aynı şekilde Claire Keegan'ın İrlandalı yazar Emanet Çocuğu. Bu da minicik bir kitap ama yine bir çocuğun ağzından ve çok güzel yazılmış bir çocuğun, yani terk edilmiş bir çocuğun bağ kurma arzusuna dair. Çocukluğa içkin kötülük, şiddet vesaire üzerine az önce saydığım iki kitap Agatha Christoph'un üçlemesi ama özellikle Büyük Defter ve Andras Barba'nın Işıklar Ülkesi. Bu ikisi bu kategoride. Tove Ditlevsen'in çocukluğunu zaten saydım çokça. Peter Huntke'nin Avusturyalı yazar Nobel ödüllü Çocuğun Öyküsü kitabı. Bu da hem ebeveynliğe hem çocukluğa dair çok güçlü bir metindir. Tüm insanların ruhudur oysa çocuklar diye bir cümle vardı orada. Çok severim. Ee, Jose Saramago'nun küçük Çocuk anıları, o da onun çocukluk anıları, o da çok çok tatlıdır. Ve son olarak da şöyle bağlayayım. Svetlana Alekseyev için Son Tanıklar Çocukluğa Aykırı Yüz Öykü kitabı. Bu da savaş, çocukluğunu savaşta geçirmiş çocukların hatıraları. Çocukluğu olmayan çocukların hatıraları diyeyim. Böyle çocukluklar da var hayatta diye bakmak açısından bu kitabı çok önemli buluyorum. Hele ki şu anda dünyanın birden fazla yerinde pek çok savaşta çocuklar hayatlarını kaybetmeye devam ederken. Dolayısıyla belki de son tanıklar bir kez daha şu anda hatırlanmalı ve okunmalı çocukluğunu ellerinden aldığımız çocukların anısına diyeyim. Böyle eklemek istediğim bir şey yoksa bitirelim. Bol filmli ve kitaplı bir bitiriş oldu. Çok ödev verdik sanırım. <laughs> Öyle yaptık. Yani işte vaktiniz olduğunda şey yaparızsınız diyeyim. Bir şiirle bitirmek istiyorum izninle. Bu az önceki temennilerim çerçevesinde. Çocukluğunu elinden almayalım çocukların temennisi çerçevesinde. Bir Nazım Hikmet şiiri. Dünyayı verelim çocuklara. Onun çok sevdiğim bir kısmını okuyup bitirmek istiyorum. İyice böyle şey şiir dinletisine çevirdim bu programı. <laughs> Dualar, şiirler. Her bölümde bir şey seslendiriyor. Performans sergileme ihtiyacı yok değil ama hani hakikaten bunlar çok güzel metinler o yüzden bulunsun istiyorum. Şöyle dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler. Çok severim bu dizeleri. Böyle bitirelim diyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bölümümüzün destekçisi ve sponsoru olan Doku Kliniğe de bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. Herkese iyi hafta sonları.